Yorulduğunuzu tahmin ediyorum. Bir böyle herkes bir uyandırmak istiyorum. O yüzden bir herkes bir ayağa kalkarsa küçük bir anketle başlayacağım ki böyle hani sunumun geri kalanında uyumadan beni izleyebilin. Süremede uyuyacağım bu arada. Ayağa kalkarken şunu düşünmenizi istiyorum. Türkiye'de sizce yılda kaç adet kağıt fatura oluşuyor? Burada da biliyorsunuz biz de 3 nüsha oluşturuyoruz faturaları. Birincisi müşteriye veriliyor, ikisi de arşivde kalıyor. Ben 3'ünü 1 olarak düşünmenizi istiyorum. Şöyle yapacağız. Yılda 500 milyon adetten az fatura olduğunu düşünenler var mı aranızda? Oturabilirler. 3 milyardan fazla fatura olduğunu düşünen var mı aranızda? 3 milyar adetten daha fazla fatura. O arkadaşlar da oturabilirler. Yılda 1 milyar faturadan daha az fatura olduğunu düşünenler var mı? 1 milyar. Yılda 1 milyardan daha az olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, oturabilirsiniz. Yılda 2,5 milyardan fazla fatura olduğunu düşünenler var mı? Onlar da oturabilirler. Her yıl Türkiye'de 2 milyar adet fatura var. Diğer kişileri vizyoner ve veri anlamında daha bilgili olduğunu düşünüyorum. Güzel bir öngörü. Dışarıda power banklerimiz var. Çıkarken şarjı bitenler oradan da alabilirler. Her yıl 2 milyar fatura oluşturuyoruz. 3 milyar sayfa her sene Türkiye'de kağıt oluşturuluyor, tüketiliyor. 2 milyar faturanın ortalama maliyeti Türkiye'de yaklaşık 4 lira. Yani bir faturayı oluşturdum, bastım, sakladım, gönderdim. Her şirket Türkiye'de faturaya yaklaşık 4 lira harcıyor. İşte 2 milyarla çarptığımızda her sene biz aslında yaklaşık 8 milyar TL'yi beraberce harcıyoruz ve kağıdı da maalesef bildiğiniz gibi burada üretmiyoruz. Yukarıdaki rakam, ortadaki rakam önemli aslında. Bir ağaçtan yaklaşık 730 kilo bir ağacın büyüklüğü. Bir ağaçtan bir ağacı keserek 73 bin adet sayfa kağıt elde edebiliyoruz. Türkiye'de bugüne kadar 2008'de başlayan bir elektronik fatura macerası var. Bugüne kadar yaklaşık 7 milyar adet faturayı Türkiye elektronik hale çevirebildi. Ama bu rakam hala çok küçük. Biraz önce söylediğim işte 2008'den bugüne gelene kadarki sürede ancak bu kadarını çevirebilmişiz. Bugün baktığımız elektronik fatura platformunda, şirketlerin kullandığı platformda ayda sadece 10 milyon adet fatura elektronik gidiyor şirketler arası iletişimde. Ve önümüzdeki dönemde bu 2 milyar rakamına yaklaşık bir 5-6 sene içerisinde Türkiye'de Maliye Bakanı'nın ulaşma hedefi var. Biz FIT olarak bugüne kadar yaklaşık 10 bin ağacı kurtarabildik müşterilerimizle beraber. Biz sadece elektronik fatura işi yapmıyoruz. Aslında şirketlerin dijitalleşmesi için elektronik dönüşüm dediğimiz kavrama gelebilmesi için hem faturalarını dijitalize ediyoruz, hem defterlerini dijitalize ediyoruz. Oradan da bir rakam vermek istiyorum. Bizim en büyük müşterimizden bir tanesi yılda 4 milyon sayfa defter basıyor. Yani sadece denetleme amacıyla bence aslında tamamen dijitalde olan bir verinin boşu boşuna kağıda basılmasıyla her yıl 4 milyon sayfa sadece bir şirketimiz, bir müşterimiz defterlerini kağıt ortamda basıyordu. Bugüne kadar 2000'e yakın şirketi bu elektronik dönüşüm maceramızın bir parçası haline getirmeyi başarabildik. Her ay yaklaşık 6 milyon adet faturayı işliyoruz. Defter sayısına baktığımızda da tahmin ediyorum 10 milyon sayfadan daha fazla sayfa defteri elektronik ortama çevirmeyi başarabildik. Her şeyin Türkiye'deki hikayenin dijitalleşmesi, bu kağıtların artık ortadan kalkıp elektronik kağıt, elektronik belgeye geçebilmesi için en önemli kavram aslında elektronik imzaydı. 2005 yılında Türkiye'de bir kanun çıktı. Bu kanunla beraber aslında dijital ortamda attığımız imzamız, ıslak imzamızla birebir aynı geçerliliğe sahip olabildi. Dijital imza ile birkaç şey yapamıyoruz. Evlenip boşanamıyoruz dijital imzamız olduğunda. Çünkü tören gerektiriyor. Bir de tapu işlemleri, o da maalesef elektronik imza ile olmuyor. Ama bunun dışında imza attığınız her türlü belge elektronik ortamda, elektronik imza ile dijital hale gelebiliyor. Ve biraz önce mobilden bahsettik. Bunu kullanmak için aslında cep telefonumuz yeterli. Cep telefonumuzda kendi pinimizi girerek herhangi bir belgeyi, herhangi bir başvuru formunu, herhangi bir sözleşmeyi, herhangi bir siparişi imzalamamız mümkün. Noterler dijitalleşiyor. Bence aslında Türkiye'deki en büyük devrim bu. Çünkü noter gerçekten sıkıntılı bir süreç bizde. Şirket açmak, birine bir ihtarname göndermek, bir faturayı reddetmek. Bugün elektronik faturadan bahsettim biraz önce. 6 milyon adet faturayı biz işliyoruz. Her ay bu 6 milyon faturanın 3 milyonu reddedilemez bir prosesle geliyor. Ve karşı taraf reddetmek istediğinde o elektronik faturayı basması, imza kaşe yapması, notere gitmesi, notere bir sayfası için 100 lira para ödemesi ve onu postayla geri iade etmesi gerekiyordu. Ta ki kayıtlı elektronik posta çıkana kadar. Türkiye'de kayıtlı elektronik posta diye bir sistem var. Yaklaşık şu an 200 binin üzerinde rakamdan bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde belki hepimizin
birer tane kayıtlı elektronik posta adresi oluyor olacak. Ve artık noter, resmi yazışmalar, emniyetle ilgili yazışmalarımız, Adalet Bakanlığı ile ilgili yazışmalarımız, SGK hizmi, aklınıza ne gelirse resmi olarak postayla gelen her türlü evrak aynı noter kanalıyla gelmiş gibi, iadeli taahhütlü gelmiş gibi ne zaman kimin gönderdiği, ne zaman kimin aldığı, kimin okuyup okumadığının raporlanabileceği bir postalama sistemi. Devlet bunu birçok sektöre zorunlu hale getirdi. Finans sektörü kullanıyor, işte akaryakıt sektörü kullanıyor ve önümüzdeki dönemde daha da yaygın bir şekilde belki işte bundan 5 sene sonra her birimizin cep telefonlarında kayıtlı elektronik postalarını okuduğu bir posta kutusu görmeye başlayacağız. Bu bugünkü bizim kullandığımız elektronik posta sisteminden tamamen farklı bir yapı. İşi dijitalleştirirken aslında buradaki her şey dijitalleşiyor. Bugünkü iş gücü dijitalleşiyor. Bir faturayı göndermek ve almakta harcadığımız süre yaklaşık 10 gün Türkiye'de. Yani ben bir faturayı gönderiyorum, karşı taraf o faturayı alıyor ama almakta bitmiyor. Tekrar onun bir dijitalleşme süreci var. O yüzden bir faturayı alıp gönderip karşı tarafa alması da geçen süre 10 gün. Basım işi ortadan kalkıyor. Arşivleme, fiziki arşivleme ortadan kalkıyor. Yani ne kadar büyük olabilir ki bir şirketin fiziki arşivleri? Bizim bazı müşterilerimiz var. Hangarlar dolusu kağıt fatura, kağıt defter fiziki ortamda arşivleniyor. Birazdan DDI'nin bir sunumu olacak. Onlar oraya daha çok değinecektir diye düşünüyorum. Kargo ortadan kalkıyor. Biraz önce söylediğim o faturanın maliyetin en büyük kısmı %95'i faturanın iletilmesinde harcanan maliyet. Zaman ortadan kalkıyor. Biraz önce bahsettiğim noterlerin dijitalleşmesi ve en önemlisi tabii devlet tarafından baktığımızda denetimin kolaylaşması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında buradaki bahsettiğimiz her bir argüman onlar için birer destekleyici faktör. Neler dijitalleşecek? Gelecekte neler bizi bekliyor? Evet, faturadan bahsettim, defter dijitalleşti dedim, işte imzayı dijitalleştirdik, noterler dijitalleşiyor. Bugün Türkiye'de B2B dediğimiz yani şirketler arası faturalaşma platformunu kullanan şirket sayısı 19.500. 1 Ocak 2016 yani bundan sadece 6 ay sonra Türkiye'de yaklaşık 40 bin şirket bu sistemi kullanmaya başlayacak. Cirosu 10 milyon üzerinde olan her şirket hem e-fatura hem e-defter kullanmak zorunda bundan sonra. Elektronik arşiv diye yeni bir faturalama platformu çıktı. Aslında yurt dışında hep gördüğümüz işte bir Apple Store'a giderdik. Apple Store'dan fatura istediğimizde oradaki satıcı bana şeyi sorardı. Ya e-mail'le mi istiyorsun, basıp mı vereyim? E-mail'le almam benim için yeterliydi. Çünkü onu kaybetme şansım yok. Garanti belgesi olarak onu kullandığım için. Türkiye'de bunu yapamıyorduk. Bir tebliğ çıktı artık. Burada Türkiye'de elektronik fatura nihai tüketiciye her isteyen şirket artık elektronik ortamda e-mail ile fatura gönderebilir hale geldi. Artık Türkiye'de de Apple aynı yurt dışında Apple Store'lardaki deneyimini ödemeyi elektronik alacak. Faturasını elektronik gönderecek. Müşteriye satışı anında orada gerçekleştiriyor olacak. Müşteriyi bir yazar kasaya gitme zorunda bırakmayacak. Poşetine ürünü koyacak ve gönderebilecek. Yurt dışındaki tecrübe artık Türkiye'deki tüm şirketler için kullanılabilir hale geldi. Bilet elektronikleşiyor. Şu an baktığımızda aslında kara, deniz ve hava taşımacılığında yeni bir düzenleme var. Artık bu biletlerin tamamı elektronik olabiliyor. Şunu diyebilirsiniz, ya Koray zaten Türk Hava Yolları bana biletimi elektronik yolluyor. Aslında pek de öyle değil. Evet, bir elektronik belgemiz var. Bu belli regülasyonlara göre elektronik bir bilet. Ama biz onu masraf yazmak istediğimizde şirketler olarak gidip onu Türk Hava Yolları'nın bir ofisinden basılı bir kopyasını almamız gerekiyordu. Ta ki bu düzenlemeye kadar. Şu an İdo'da ve Budo'da projelere başladık. İdo ve Budo artık biletleri bu sistemle beraber oluşturacak. Ben onlardan aldığım elektronik belgeyi masraf olarak kullanabileceğim. Otobüs şirketleri bunu kapsamda. Şimdilik etkinlik biletleri burada değil. Yani BiletX'den aldığımız, Biletino'dan aldığımız biletler maalesef bu kapsamda bugün değil. Ama yakın bir gelecekte onlar da aslında elektronik ortama geçecek. İrsaliye geliyor. Şu an aslında biraz önce bahsettiğim fatura deryasında hala irsaliye kağıt olarak basmaya devam ediyor şirketler. Önümüzdeki sene çıkacak düzenlemeyle artık aslında bir ürünün transferi esnasında hiçbir kağıdı taşımak zorunda kalmayacağız. Elektronik irsale oradaki son duvar diyelim. Onu da açtıktan sonra süreç kolaylaşıyor. Ödeme bence bizim dünyamızın, FIT'nin dünyasının yani faturanın, defterin olduğu bir dünyada, şirketlerin dijitalleştiği bir dünyada hala plastik kartlara mahkum olmak aslında çok da olası gözükmüyor. O yüzden artık mobil wallet'ları daha sık göreceğiz. Biraz önce bahsettiğim fatura ile ödemenin evliliğini daha sık göreceğiz. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli bir gün dilerim.